Değerli dostlar, selamlar. 12 Haziran 2024 tarihine ait depremlere bakacağız. Depremlere bakarken de bir bilim insanının açıklamalarını dile getireceğim. Bülent Ecevit Üniversitesi'nden bir bilim insanı, ismini söyleyebilirim. Şenol Hakan Kutuoğlu, Profesör Doktor Şenol Hakan Kutuoğlu, uzay teknolojisi kullanılarak İzmir bölgesinde 3 fayı işaret ediyor. Manisa bölgesinde, İzmir'in kuzeyinde, Bergama bölgesinde 2 fay var. Aydın'dan gelen bir fay var. Denizli'de de bir fay olduğunu söylüyor. Yer hareketlerini uzay verileri ve uzay teknolojileri kullanılarak geliştirilen yazılımları inceledi. Aktif fayların sıcak nokta, sıcak faylar olarak adlandırılıyor. Efendim, baktığınızda evet, Rodos'ta büyük bir deprem görüyoruz. Evet. Diğer depremlerde 3.4, 3.7 olacak. Evet, Erzincan hattı, Hatay, Maraş hattı deniliyor. İzmir bölgesinde fayların hızları incelendiğinde İzmir'de yüksek enerji birikimi var deniyor. İzmir çevresinde, Denizli'de, Aydın'da, Manisa'da ve Bergama hattı 6'dan büyük 7'ye varan depremler üretebilecek fayların bulunduğunu söylüyor. Efendim, her ne kadar birinci derecede riskli bölge işte Marmara, Maraş bölgesi dense de bu bilim insanı Ege bölgesinin en riskli bölge olduğunu söylüyor. Özellikle tabii İzmir bölgesi. Evet, Ege bölgesindeyiz. Yunanistan'da da sık sık depremler var. Marmara'da mikro depremler birkaç tane var. 3 tane görülüyor. 2 tane. Ankara'da da çok minik küçük depremler var. Evet, Çorum. Konya'da önemli bir deprem yok. Çok küçük mikro depremler. Hoşça kalın.